Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen Allah'ın sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız. Evet Allah'ın zatî ve sıfatı sıfatları var. Bir de esma-i hüsnası var biliyorsunuz. Biz Allah'ımızı ancak isimleri ve sıfatlarıyla gerçek manada tanımış oluruz. Burada kıyam bir nefsihi Allah'ın varlığının kendiliğinden olmasıdır. Mesela bir çocuk dünyaya annesi babası gelemez ama Allah kıyam bir nefsihi sıfatıyla kendiliğinden var olmuştur. Var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve her şeyden eksiksizdir diyeceğiz. Vahdaniyet Arapçada vahidun bir demektir. Dolayısıyla vahdaniyet de Allah'ın bir ve tek olmasıdır. Muhalefetün lil havadis de muhalefetten aklınıza gelsin. Allah hiçbir şeye benzemez, eşi benzeri yoktur. Yaratılmışların hiçbirine benzemez anlamına gelen Allah'ımızın zatî sıfatları. İkinci sorumuz Allahü Teala ile iletişim ve irtibat yollarından olan ve imanınızı güçlendiren davranışları ana başlık ve birer örnek ile dört madde halinde yazınız. Sevgili arkadaşlar birincisi ibadettir. Yani Allah'la iletişim kurmanın en önemli hususlardan birisi ibadettir. Çünkü insanlar ve cinler ancak Allah'a ibadet etsinler diye yaratılmıştır. Yani birinci görevimiz ibadet. Nedir işte? Beş vakit namaz kılarak, istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde Allah'a dua ederek ve yapmış olduğumuz bilerek ya da bilmeyerek tüm günahlar için tövbe istiğfar ederek Allah'ımızla irtibat kurabiliriz. Mesela ahlaki davranışlar göstererek Allah'ımızla yine irtibat kurarız. İşte cömert olmak, ihtiyaç sahiplerine vermek, yaşlara yardım etmek, anne babaya saygılı davranmak bunlar nedir? Ahlaki kurallardır ve bunlar salih ameldir. Allah'ın hoşuna gittiği giden bütün davranışlar. Bilgi sahibi olmak yani mesela Peygamber Efendimizin sünnetini, hadislerini öğrenerek namazı nasıl kılmış, orucu nasıl tutmuş, nasıl ahlaklı olurum diye bilgi sahibi olmak da nedir? Yine sevap olan davranışlardandır. Yasaklardan kaçınmak yine faiz yememek mesela faiz haramdır. İçki içmemek, zina yapmamak, küfretmemek bunların hepsi sevgili arkadaşlar imanımızı güçlendiren davranışlardır. Üçüncü sorumuz. Halka iyi ve adaletli davrandı. Muhtaçlara yardım etti. Ailesinden uzun yıllar ayrı yaşamasına sebep olmalarına rağmen kardeşlerine kin gütmedi sevgi ve merhametinden dolayı onlara affetme erdemini gösterdi. Böylece hem kardeş sevgisi, affediciliği ve hayırseverliği hem de dürüstlüğü ve iffetiyle kıyamete kadar gelecek bütün gençler için güzel bir örnek oldu ki hakkında ve bilgi verilen kişi soruluyor. Bu da Hz. Yakup Aleyhisselam'ın e, oğlu Hz. Yusuf peygamberden bahsediyor. İşte televizyonlarda dizi olarak da izletiliyor. İşte kuyudan saraya çıkan e, sabrıyla, cömertliğiyle ve Allah'a kulluğu ibadetiyle bizlere örnek olan Yusuf peygamberden bahsediyor. Dördüncü sorumuz putperest bir toplumun içinde dünyaya gelen ve düşüncelerinin sonunda Allah'ın varlığı ve birliği inancına ulaşan peygamber kimdir? Kimdir bu? Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. İşte aya, yıldızlara, güneşe bakıp acaba bunlar benim tanrım olabilir mi diye. Hatta babası put yapıcıydı biliyorsunuz. Yaşadığı toplumda Azer insanlara putlar satıyordu ama Hazreti İbrahim bunların yanlış olduğunu ne yaptı en son giderek bütün putları kırarak baltada en büyük putun boyunu asarak onları ispatlamaya çalıştı. İkincisi arkadaşlar anlamına gelen mağar arkadaşlar anlamına gelen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın varlığını ve birliğini inandıkları için uğradıkları zulümden kurtulmak amacıyla mağaraya sığınan ölümden sonra dirilişin sembol olarak anlatılan kıssada ashabı keyf kıssasıdır. Yaşadıkları toplumun putperestliğine, ahlaksızlığına tepki gösterdikleri için yaşama imkanları kalmayınca Allah onları mağaraya sığındırıyor ve orada yıllarca yatıyorlar. Daha sonra uyutuluyorlar tabii kalktıklarında o zalim iktidarın yok olduklarını görüyorlar. İşte onlara da ashabı keyf denir. Üçüncü olarak da iffeti ve Allah'a ile Kur'an'da örnek gösterilip ismiyle anılan tek kadında Babasız Hazreti İsa'yı dünyaya getiren Hazreti Meryem annemizden bahsediyor ki çocukken Hazreti İsa annesinin günahkar olmadığını ispatlamıştır. Allah tarafından Hazreti İsa daha sonra peygamber olarak gönderilmiştir. Beşinci sorumuz peygamber efendimizin bir üstün meziyeti de daima hak ve adaleti gözetmesi. Haklının yanında haksızın karşısında olmasıdır. O zayıfları korumuş, yoksulları himaye etmiş, genç yaşına rağmen haksızlığa karşı direnmiştir. Bu amaçla peygamber olmadan önce Mekke'de zayıf ve kimsesizlerin hak ve hukuklarını savunmak, adaleti sağlamak ve zulme son vermek için kurulan bir cemiyet üye olmuştur. Bu cemiyetin adı Hılfül Fudul'dur. Erdemler grubu peygamberimiz 30'lu yaşlardayken Mekke'de ticaretin merkeziydi o zaman biliyorsunuz. Dışarıdan gelen bazılarının malları gasp ediliyordu, paraları verilmiyordu. Onlara da sahip çıkmak için işte bir grup insan hılfıl hılf fudulu kuruyor. Erdemler grubu yani haksızlıklarla mücadele etmek için bir grup kuruyorlar. Peygamberimiz de amca Sappas'la birlikte bu gruba üye olarak Safı'nın adaletten, haktan, hukuktan olduğunu herkese göstermiş oluyor. Altıncı sorumuz. Hazreti Muhammed Attab bin Esidi 21 yaşında Mekke valisi tayin ediyor. Muaz bin Cebele 21 yaşında, Üsame bin Zeyde 18 yaşında, 25 yaşında olan Musab bin Umeyr'e önemli sorumluluklar veriyor. İşte bu bilgilerden hareketle Hazreti Muhammed ile ilgili söyleyebilecek en genel yargı. Şimdi burada gençler var. Gençlerin yaşları da görüyorsunuz oldukça genç. Gençlere ne yapıyor peygamberimiz? Önemli görevler veriyor. Kişiliklerine değer verdiğini ortaya koyuyor. Onlara özgüven yüklüyor. İşte o yüzden İslamiyet kısa zamanda tüm Arap Yarımadası'nda, daha sonra tüm dünyada yayılmıştır ki günümüzde de İslam'a en çok inananlar emin olun gençlerdir. Çünkü bu din gençlerle tebliğ edildi, gençlerle yükseldi ve gençlerle devam ediyor. Yedinci sorumuz. Hz. Muhammed 630 yılında genç sahabi Yemen'e hem vali hem de kadı olarak atamıştır. Bu atama sırasında aralarında şu konuşma geçer. Peygamberimiz bir dava geldiğinde nasıl karar vereceğini sorar. O da Allah'ın kitabına göre karar vereceğini söyler. Peygamberimiz ya kitapta bulamazsan o da o zaman sünnete bakacağını söyler. Peygamberimiz ya orada da bulamazsan o da o zaman kitap ve sünnete bakarak aklımla düşünerek kendi görüşüme karar veririm der. Peygamberimiz cevaplarından çok hoşlanır. İşte akla, bilime ve vahye tam iman kimdir bu sahabimiz? Muaz bin Cebel. Çünkü dinimizde bir sorun varsa önce Allah'ın kitabı Kur'an'a bakılır. Onda bulamazsak Kur'an'ın açıklaması olan Peygamberimizin sünnetine bakılır. Onda da bulamazsak alimlerimizin görüşlerine bakılır ve aklımızla sonuç karar verilir. Din bir bütündür. Akıl ve vahiy birbirini destekler. İslam dini akla asla aykırı bir hukuk, bir husus ortaya koymaz. Yedinci sorumuz. Zengin bir ailenin çocuğu olarak Müslüman olduktan sonra zorluklar içinde bir yaşam süren ve zenginlikten vazgeçerek İslam'a yönelişini Peygamberimizin övgüyle söz ettiği ilk öğretmen olan Evet. Ailesi çok zengin ama kendisi onların yapmış olduğu ahlaksızlıkları, tapmış oldukları putları bir türlü anlayamamış ve bunların çok cahilce hareketler olduğunu söyleyerek e, gidiyor peygamberimize müslüman oluyor peygamberimiz de onu ilk öğretmen olarak Medine'ye gönderiyor. Dolayısıyla o peygamberimize en çok benzeyendir ve Uhud Savaşı'nda şehit oluyor. Musab bin Umeyr'in kefeni bile olmuyor değerli arkadaşlar. 8. sorumuz İslam tarihine yapılan ilk vakıf eseri kime aittir? Evet. Mekke'ye yakın bir yerde olan Erkan bin Ebil Erkam'ın evi kendisi tarafından İslam'ın gizli vahiy döneminde peygamberimize vakfediliyor. Peygamberimiz burada insanlara İslam anlatıyor. İşte yukarıdaki Musab bin Umeyr de Darül Erkam dediğimiz bu yerde Müslüman oluyor henüz 19 yaşında suriye yani bizansa gönderilen orduya komutan olarak atanan genç sahabide usame bin Zeyd'dir. zeyd bin haris'i bilirsiniz peygamberimize hazreti hatice'nin vermiş olduğu köleydi peygamberimiz onu özgürlüğüne kavuşturmuştur ve manevi oğlu olarak e, tayin etmiştir kendisiyle birlikte kayife giderek İslam'ı bir ay boyunca anlatmışlar, taifleri, peygamberimizi ve Zeyd'i taşlamışlar. İşte Zeyd'in oğlu Üsame vardır. Daha 19 yaşındayken peygamberimiz onu komutan yapmıştır ve kendisine ne kadar güvendiğini, gençlere ne kadar güvendiğini göstermiştir. Son sorumuz. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir suikast ve hicret sırasında Sevr mağarasında 3 gün saklanmışlardır. Bu sürede gece vakti düşmandan gizli bir şekilde cesaretle mağaraya gelerek ihtiyaçlarını karşılayan, sorumlu kişiliği ve İslam'ın öğütlerine bağlı ile sonraki nesillere örnek genç kız kimdir? Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'in kızı Hz. Ayşe ile evlenmiştir Hz. Hatice vefat ettikten sonra. Hz. Ebu Bekir'in diğer kızı da Hz. Esma binti Ebu Bekir'dir yani Esma'dır. Peygamberimize ve babasına 3 gün boyunca orada kaldıkları sürece ihtiyaçlarını götürüp yemekler vermiştir Esma. İkinci sorumuzda Müslümanlar Mekkeli müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak ve dinlerini daha rahat yaşayabilmek için ilk olarak nereye icret etmişlerdir? Evet Peygamberimiz Necaşi'nin bulunduğu, merhametli dediği Necaşi'nin bulunduğu şu anki Etiyopya sınırlarındaki Habeşistan'a Müslümanlar ilk icretlerini yapmışlar. Hatta Müslümanları yer almak için Mekke'li müşrikler bir ekip gönderiyor ancak Necaşi Müslümanları dinliyor ve haklı olduklarını söyleyerek ülkelerinde özgür olarak kalabileceklerini söylüyor. Dolayısıyla ilk hicret Habeşistan'a yapılmıştır. Daha sonra 622 yılında Medine'ye Peygamberimizle birlikte Müslümanlar hicret etmişlerdir. Evet sevgili arkadaşlar konumuzu neredeyse özetledik. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.